Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerini huzurunda olsun. Şükürlerimiz. Kanalımızı da kıtanlar ekranımız olsun. Xitay Palestin halkının közünü boyaşkı urundi. Xitay bu kıtım Şarkı Türkistan meselesi de Palestin halkına aldaşkı urundi. 22 Mart Xitay Taşqı İşlar Ministerliği organ torbetide berilgen xabarda bildirilishicha Xitayning Palestinda turishliq ish bejirish o'rni atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayon doiralari bilan hamkorlashib, atalmish Xinjiang yaxshi joy temasida silliq fikr almashtirish muhokama yig'ini o'tkazib, Palestin xalqining ko'zini bo'yashga urinigan. Mazkur muhokama tor yig'iniga Palestin ijtimoiy taraqqiyot ministri Ahmad Majdalani ve Palestin Milli Azadlik Harakati Fatihning Arab Ellari munosabati va Xitay ishlari bo'limi mudiri Ali Mash'al hem de Palestin'deki kısmen partiya vekilleri katnaşkan. Muhakeme yığınıda Xitay tarafından atılmış Xinjiang Uyghur Abdunum rayonluk hükümetinin muavin reisi Korcak Emeldar Menglik Seyit Tor arkalı kılgan sözü de Xinjiang'nın ictimai ahvali muqim, iqtisadi terakki kıldı, halıq durmuşu yaxşılandı, din siyaseti yaxşı edip bilgirlap Xitay'nın Şarkı Türkistan'da yürgüzvatkan lagerlerge kamaş, dindin vazgeçişki mecburlaş qatarlıq irqi qırgıncılıq siyasetini yalğanğa çıkarğan. Hatta Xitay'nın Şarkı Türkistan'da yürgüzvatkan cinayetlerini garip elleri uydurup çıkarğan degendek yalgan sözlerini kılışı arkalık Palestin halkının dikkatini başka tarafki buraşka urungan. Korcak emeldar Menglik Seyit yeni bildirilip Palestinlik dostlarının Şinjan'a gelip ziyaret kılıp Şinjan'ın terakkiyat özgürüşlerini his kılışını karşı aldığalıqını bildirgen. Yığın diyene Xitay'nın Palestin'de duruşluk işbeciriş ornunun müdiri Govey bildirilip Xitay Palestin iki devlet ve onun halkı tınışlık ve mukimlikni kadirleydi. Adillik ve hakkaniyetini teşebbüs kılıdı o diyen. Muhakeme yığını diyene Şarkı Türkistan'ın terakkiyatı hakkında sahte film koyulup, Şarkı Türkistan'ın intayin yakşı terakki kılıvatkallıkını, bırak garip ellerinin ösek sözlerini tarqıtıp terakkiyatkı toskulluk kılıvatkallıkını bildirip, yığınğı katnaşkan Araplarının közünü boyaşkı urunğan. Yığında Palestin İctimai Terakkiyat Ministeri Ahmet Majdalani ve Palestin Milli Azadlık Hareketi Fatihinin Arab Elleri Münasibeti ve Xitay İşleri Bölümü Müdiri Ali Mash'al Qatarlıqlar bolsa, Xitay'nın sapsatilerini tuluk kolluğun asası söz kılıp, Amerika'nın yalgan haberler arkalık hakikatini burmulap, Xitay'nın terakkiyatını çekilmekçi bolu atkallıqını, Amerika'nın özü de irikçilik, Müslümanlarını kemistişki okşaş kişilik hukuk depsendikiliki barlıqını, Şunlaşka Amerika'nın terörlükü karıştırıştı koşbislik muameli kılmaslıqını, başka devletlerinin içki işiga arlaşmaslıqı kereklikini bildirip çalvaqıgan. Xitay ayruplan çüşüp gitiş vaqası haqqıda bayanat elan kıldı. Xitay'nın ciddi işlerini bir taraf kılış komandanlıq ştabı akhbarat elan kılış yığını içip, Naq meydandan tepilgan bir kısım ayruplan kaldıkları ve ceset parçalarının Baykap tekşürüş hizmet grupısıgı tapşırıp berilgenlikini bildirdi. Xitay Xalq Torunun 24 Mart'taki haberde bildirilişçe, 23 Mart keşte ötküzülgen 21 Mart Şarık Av Asya şirketinin MU-57-35 növetçi ayruplan hadisesi, Xitay ciddi bir taraf kılış komandanlıq ştabının 3. Kıtımlıq akhbarat elan kılış yığını da Guangxi ot öçürüş kutkuzuş baş atırtının başlıqı Guangxi tonuşturup, vaqa yüz bergen günü çüştüğün kin 300'den artıq ot öçürüş kutkuzuş hadimleri asaslıqı vaqa yüz bergen rayonunun şarık tarafıdaki orman rayonunu izdigerlikini saat 19'gıca ot öçürüş kutkuzuş hadimleri ayruplan çüşüp ketken dairini izdeş jarayanı da bir kısım ayruplan parçaları ve ceset parçalarını baykap tekşürüş hizmet grupısıgı tapşırıp bergenlikini bildirgen. Növette yerden beriş hizmet planıga asasen hizmet grupısı kazağı uçurguşlarının aile tavabiatları üçün kapalet lahisi tüzüp çıkıp, 123 yolcuğa çetildiğen 110 ailege karata tölem töleş hizmetlerini retkiselişki başlıgan. Şundakla ayruplanın nimi sebepten çüşüp ketkerliki haqqadaki tekşürüşlerimi devam kılmaqta. Xitay bilen Rusya arka arkadan Afganistan'ı ziyaret kıldı. Xitay Taşqı İşlar Ministeri Wang Yi bilen Rusya vekiller ömeki arka arkadan Afganistan İslam Emirlikini ziyaret kıldı. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilişçe Xitay Taşqı İşlar Ministeri Wang Yi Afganistan'da bir günlük ziyareti bulgan bulup, alaqadar mesullar Wang Yi'nin Taliban rehberleri bilen keng dairlik söhbeti bulganlıqını bildirgen. Xabarda qeyd qilinishicha, Wang Yi 24 Mart günü Afganistan İslam Emirlikini ziyaret kılgan bolup, Xitay'nın bu qetimki ziyareti ötken yili avgust ayida Taliban Afganistan'ı ötküzüp alğandan buyanki tunji qetimlik ziyareti ekan.
Ondan başka Xitay bir haftadan keyin Afganistan'a koşun devletlerinin taşkı işler ministerlerini yığınca çakırıp, Afganistan'daki insanperverlik krizisi ve iktisadi mukumsuzlukunu hal kılmakçı bolgan bolup, Taliban taşkı işler ministeri Amir Khan Muttaqimi 30-31 Mart günleri ekildiğin yığında Afganistan İslam Emirlikiga vakaleten Afganistan'ın en yeni vaziyet ahvalini tanıştırdıken. Taliban söhbetten keyin e'lon qilgan bayonotida Amir Khan Muttaqi bilan Wang Yi o'tirsidagi vakillar söhbetining siyasi, iqtisodiy va savdo aloqasini kuchaytirishga markazlashganligini bildirdi. Bayonotda Wang Yi'ning so'zi naql qilinib, Xitoyning Afg'onistonning ichki ishlariga aralashmaydiganligi va Afg'onistonga siyasi, iqtisodiy jazo yurgizishga qarshi ekanligini bildirganligi tilga olingan. Bayonotda yana ikki taraf afg'onistonlik o'quvchilarga o'qish mukofot puli berish Vize meselesi Xitay'nın kançılık şirketlerinin Afganistan'da iş başlayışı hem de Afganistan'nın Xitay'nın bir belbağ bir yol teşebbüsüdeki rolü qatarlıq meselelerinin müzakere kılınğanlığı bildirilgen. Wang Yi Taliban'nın muavin baş ministeri Abdulghani Buradır bilen körüşken de Afganistan rehberlerinin heçkandak taşkı küçünün Afganistan zeminden paydalanıp koşun devletlerinin bihaterlikigi ziyan yetküzüşke yol koymaydıqanlığı haqqıdı bergen vadisige emel kılışını ümit kılımız digen. Taliban bayonotida aşkarlaşça Abdulghani Buradır Afganistan zemininin her qandaq bir devletke karşı işiltilmeydiğallıqını tähkidligen. Afganistan'nın tınışlıqı ve bihaterlikigi kapaletli kılış, rayon tınışlıqı ve mukumlıqıdın direk biridiğallıqını bildirgen. Mälum buluşça, Xitay Taşkı İşler Ministerliğinin bayonotçısı Wang Wenbin Peyşembe gündeki muhbirlerini kütüveliş yığınıda, kilerepte ötküzüldüğün Afganistan'a koşun devlet diplomatları uçuruşçının muşimliğini tähkidligen. Uyana Xitay'nın Afganistan'a koşun devletleri taşkı işler ministerlerinin 3. katımlık uçuruşçıya bulan tayarlı hizmetlerini küçeytkenlikini, devamlı koşun devletlerinin artıkçılıkını toluk cari kıldırıp, Afganistan'ın uzun müddetlik mukimliği üçün tökpü koşuşunu halaydıqanlıqını bildirgen. Bildirilişçe, Şarkı Türkistan Afganistan'a koşunu bulgallıqı sebeplik, Xitay emeldarları eğer Afganistan vaziyeti devamlı tiniç bulmasa, Xitay'a karşı kurallıq teşkilat Şarkı Türkistan İslam Partisi bilen münasibeti bar kurallıq teşkilatlar, Afganistan zeminden paydalanıp Şarkı Türkistan'daki Xitay armiya bazılarına hücum kılışıdan ensireydiken. Şarkı Türkistan İslam Partisi bergen bayanatımı özlerinin Şarkı Türkistan halkını Xitay müstemlekisinden kutulduruş üçün küreş kılıdığallıkını oturgu koygan. Bildirilişçe Wang Yi'nin ziyareti ahırlaşıp uzun ötmeyler Rusya Prezidenti Vladimir Putin'nin Afganistan'daki alahide vekili Zamir Kabulov başçılıkıdaki yukur derecelik vekiller ömeki Afganistan paytaxtıge yetip gelgen. Afganistan İslam Emirliki bu haqda bayonot e'lon qilib, Rusya vakillar ömiki bilan bo'lgan suhbatning siyasi, iqtisodiy qatnash va aloqani kuchaytirish, zahar atkazchiligiga qarishtirish qatorliqlarga markazlashganligini, Moskvaning Talibanlar hokimiyatni qo'lga keltirishdan burunmi Talibanlar bilan quyuq munosabat o'rnatganligini bildirgan. Avustraliya Xitoyning Solomon taqim orolidagi harbiy harakatiga norozilik bildirdi. Avustraliya davlat mudofaa ministeri Xitoyning Solomon taqim orolida harbiy baza qurishi mumkinligini va buning kishini andishiga soladiganligini bildirdi. Reuters agentligining bugungi xabarida bildirilishicha, Avustraliya davlat mudofaa ministeri Peter Dutton Solomon taqim orolida Xitoyning harbiy baza qurishga munosabatlik har qanday harakatning kishini andishiga soladiganligini Bunundan ilgiri Xitay bilen Solomon taqım arılı otursidiki bihaterlik hüccet lahisi turdu aşkarlanğallıqını bildirgen. Bildirilişçe Solomon taqım arılının bir emeldari 24 Mart günü Reuters agentliğiga hükümetnin Xitay bilen bolğan bihaterlik kilişimi kabinti müzakere kılındıqallıqını bu tertipler Avustraliya bilen tüzgen bihaterlik kilişimi bilen okşaş işkerlikini Tinich Okean Arılı Devleti'nin Avustraliya bilen tüzgen kilişim namisi Solomon taqım arılının paytaxtı Honiara'a asker orunlaştırışkı yol koyduğallıqını bildirgen. Bildirilişçe Xitay'nın harbi paraxotları Avustraliya bilen koşun rayonu orunlaştırılışı mümkün olup, Xitay'nın bu hareketi Avustraliya'nı endişigi salıdıken. Aldıngı ayda Avustraliya Xitay bilen talaştartış kılıp atkan bir payette, Avustraliya'nın şimalideki alahide iqtisadi rayonundan ötken Xitay Deniz Armiya paraxotı Lazer nurluk koral bilen Avustraliya'nın çarlıqıcı ayırıplarını nişallıgan. Bu vaka iki devlet otursu da narazılık bayanatlarına sebep bulgan idi. Dutton muhbirinin ziyaretini kabul kılıp Avustraliya'nın Xoni Yara'nın talepige asasen Solomon taqım aralıda 50 sakçının barlıqını ve 2023 yılıgıcı bu yerde turduğallıqını etkan. O yana biz elbette her qandaq şekildeki Xitay harbi bazı kuruluşudan endişe kılımız. Hem de bu meseledeki meydanımızı Solomon taqım arılı hükümetine bildirimiz. Biz rayonun tınıştığı ve mukumluğunu görüşünü halaymız.
Xitoydan kelayotgan besim va majburlashning bu rayonda davomli kengayishini ko'rishni xohlamaymiz degan. Xitoy Tayvan bo'g'izini muqimsizlashtirish ig'vogarchiligiga javob qaytaradiganligini bildirdi. Xitoy Tayvan bo'g'izini muqimsizlashtirish maqsad qilingan ig'vogarchilikka javob qaytaradiganligi to'g'riliq ogohlantirishdi bo'ldi. Turkiya ovozi radiosi xabarda bildirilishicha Xitoy ozodlik armiyasi bayonotchisi Wu Chen Tayvan bo'g'izini muqimsizlashtirish va Xitoyning asosliq manfaatlariga tahdid solish maqsad qilingan ig'vogarchilikka qarshi turli chora-tadbirlarni qo'llanganliklarini eskertish bilan bir vaqtda Tayvandagi hokimiyat yurgizayotgan Demokratik Olg'a ilgirlash partiyasi doiralarining Rossiya-Ukraina urushi bilan Tayvan orolining vaziyatini bir-biriga o'xshatish tashabbusida bo'layotganligini Amerikadagi bir qism siyosiy yo'llarning Xitoy tahdidi tariqasidagi bayonotlari orqali bu tashabbusni qo'llayotganligini ilgari surib, Tayvan Ukraina emasdir. Tayvan masalasi Xitoyning ichki ishlari bo'lib, chet elning orlishishini qabul qilg'ili bo'lmaydi. Her qandaq adam yoki kuch Xitoyning qaytidan birlashishini to'siy olmaydi deb bildirilgan. Ma'lum bo'lgandek, Beijing rejimi bir Xitoy prinsipini qo'llanib, Tayvanning o'z zaminining bir qismi ekanligini ilgari surib kelmoqda. Xitoy dengiz bo'g'izi va atrofidagi harbiy mavjudiyatidan boshqa Tayvanning dunyo davlatlari bilan mustaqil diplomatik munosabat o'rnatishiga, shundaqla Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlarda vakillik qilinishiga qarshi turib kelmoqda. NATO Xitoyni Rossiyaning Ukrainaga qaratgan urushiga yordam bermaslikka chaqirdi. Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti Ukraina masalasi to'g'riliq o'rtaq bayonot e'lon qilib, Rossiyaning Ukrainaga qarata tajovuzchiligining yer sharivi bexatarligi tahdid solayotganligini jakarladi. Turkiya ovozi radiosi xabarda bildirilishicha Shimoliy Atlantik Akti tashkilotiga a'zo davlatlarning rahbarlari Rossiyaning Ukrainaga 24 fevral kuni tajovuz qilishidan keyin o'tirg'i chiqqan o'zgarishlar haqida muzokara olib berish uchun Belgiyaning poytaxti Bryusseldagi NATO qarorgohida bir yerga jam bo'ldi. Shimoliy Atlantik Akti tashkilotiga a'zo davlatlarning har bir santimetr zaminining qo'g'dildiganligi va mudofaa qilindiganligi eskertilgan bayonotda Xitoyni Rossiyaning Ukrainaga qarata urushiga har qanday shaklda yordam berishdan yiroq turishga chaqiramiz deyildi. Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti bosh kotibi Yenis Stoltenberg boshliqlar yig'inidan keyin o'tkazgan axborot e'lon qilish yig'inida mundaq dedi. Shimoliy Atlantik Akti tashkilotiga a'zo davlatlarning rahbarlari Ukrainani texnik ko'p qo'llash masalasida putishdi. Biz Ukrainaga biologiyalik, ximiyalik, radiologiyalik va yadro tahdidlaridan qo'rqdash uchun tor bexatarligi va uskunalar yordami berishni qaror qildik. Ximiyalik qurollarning har qanday shaklda ishlatilishi to'qunishning mohiyatini butunlay o'zgartirib yetdi. Xitoy Rossiyaning tajovuzchiligiga iqtisodiy yoki harbiy jihatdan yordam bermasligi kerak. Biz to'qunishning Yevropadagi bir urushga, Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti bilan Rossiya o'ttirsidagi urushga aylinib ketishining oldini olishimiz lozim. Yana bir tarafdan Turkiya Jumhuriyati raisi Recep Tayyip Erdoğan Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining davlat va hukumat boshliqlari favqulodda yig'ini doirasida NATO qarorgohida Angliya bosh vaziri Boris Johnson bilan bir yerga jam bo'ldi. Erdoğan Italiya bosh ministri Mario Draghi va Estoniya bosh ministri Kaja Kallas bilan ayrim-ayrim holda ko'rishgan edi. Jumhurrais Erdoğan Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining davlat va hukumat boshliqlari favqulodda yig'ini harbisida Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan bir yerga jam bo'ldi. Fransiya prezident mahkamasi LSE saroyi tomonidan e'lon qilingan yozma bayonotda Jumhurrais Erdoğan bilan prezident Macronning NATO qarorgohida bir yerga jam bo'lib, Rossiya-Ukraina urushi davomlashayotgan bir paytda ikki ittifoqdosh davlat o'rtasidagi zich hamkorlikni izchil davomlashtirish masalasida birdaklik hosil qilganligi eskertilish bilan bir vaqtda Uchrashuvda ikki rahbarning Janubiy Kavkaz rayonining vaziyati to'g'riliqmi muzokara olib borganligi, Macronning Turkiya Armeniya o'rtasidagi munosabatlarning normallashishi masalasida ko'rsatilayotgan tirishchanligidan intayin xursand ekanligini o'tirg'i qo'yganligi ta'kidlandi. Jumhurrais Erdoğan Ukraina krizisining Ukraina, Rossiya va xalqaro jamiyat qabul qildigan shaklda uzil-kesil hal qilinishi lozimligini aytdi. U NATO yig'inidan keyin o'tkazgan axborot e'lon qilish yig'inida 24 fevraldan buyon davomlashayotgan Rossiya-Ukraina urushi to'g'riliq to'xtalib mundaq dedi. Yevropa allarini o'z ichiga olgan barliq allar ishchilarining oldiga kelgan ko'chmanlarga yordam berishi, qiyinchiliklarni hal qilib berish uchun imkoniyatning boricha tirishchanlik ko'rsatishi lozim.
Şimali Atlantik Akti Teşkilatı mevcut uruş muhiti aslında Ukrayna'nın siyasi ve emeli kollaşını devamlaştırış bilen bir vakitte çokum real ve stratejilik usuluğa asasen hareket kılışı şart. Türkiye Şimali Atlantik Akti Teşkilatı'nın hemkarlık prinsipine asasen NATO'nun hırsızı takabül duruş ve müdafiye tedbirlerine hessi koşuşunu özlüksüz devamlaştırdı. İttifaktaşlarımızdan mı şunda kılışını kütüvatımız? Yeni bir taraftan Amerika Devlet Xavfsizlik İşleri Meslekçisi Jake Sullivan Xitayning Ukrainadagi urush masalasida Rossiyaga harbiy jihatdan yordam berganligini ko'rmaganligini yoki qo'llarda bundaq bir dalil isbotning yo'qligini aytdi. Lekin u biz vaziyatni yaqindan kuzatyapmiz. Beijing Moskvaga harbiy jihatdan yordam bergan taqdirda buning qandoq oqibatlarini keltirib chiqaradiganligini Xitoy doiralariga ochiq oshkora holda bildirdi. Darvaqa bu masalada Yevropalik ittifoqdoshlarimiz bilan mo pozitsiyamiz o'xshashdir deganlarni so'zlarga ilova qildi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atik xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh tapshirmiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi.